Okullar tatil hem de iki hafta hatta daha da uzayabilir. Nasıl değerlendireceğiz? Gelin hep beraber bakalım. Birisi Buse demiş ki bu iki haftalık tatilde derslerden nasıl kopmayız? Bunun hakkında video çeker misiniz veya bir program yapar mısınız demiş. Tabii ki mükemmel programlar sizi bekliyor. Yağmur Şahspınar demiş ki okullar tatil edildi ne yapacağız program yapacak mısınız? Tabii ki de yapacağız arkadaşlar ama öncesinde gelişmelerden biraz haberdar olalım. 16-22 Mart arası okullar tatil. Zaten Nisan tatilimiz vardı onu ara tatili ön aldılar. 23-29 Mart arasında da uzaktan eğitime geçiliyor ve Nisan'daki ara tatilden sonraki dönemlerde de uzaktan eğitim olacak gibi gözüküyor. Şimdi uzak eğitim nasıl olacak peki? Televizyon kanalları üzerinden olabilir, online olabilir. Ama bizler sizlere gerçekten tatili değerlendirmeniz için harika bir şey hazırladık. Öncelikle şuna karar verelim. Biz LGS'ci miyiz, YKS'ci miyiz yoksa 3. 4. 5. 6. 7. sınıf, 8. sınıf gibi ara sınıflarda mıyız? Bizler eğer LGS ve YKS yazanıyorsak gerçekten bu tatili bizim için mükemmel bir fırsat. Daha çok ders çalışıp, daha çok test çözüp, daha fazla büyük netlere ulaşmak ve daha iyi hayallere ulaşmak için gerçekten mükemmel bir fırsat. Ama ara sınıfsak, hocam LGS yok, YKS yok, biz rahatız diyorsanız da yine de bu tatili boş geçirmemeliyiz. Uzaktan eğitimle gerçekten eksiklerimizi kapatıp döneme, seneye bomba gibi devam etmeliyiz. Şimdi Tonguç Eğitim olaraktan biz uzaktan eğitim programı yapıyoruz ve evimizi okula çevirdik. Zaten YouTube'da biz sizlere her zaman destek oluyorduk ama şimdi daha fazla destek olacağız. YouTube.com Tonguç Akademi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve diğer kendi sınıfınızın kanallar yani 5. sınıf, 6. sınıf, 7, 8, 9, 10 fark etmez. Kendi kanallarınıza mutlaka abone olun. Bize takipte kalın. Konu eksiklerinizi kapatabilirsiniz bu tatilde. İlk dönemler eksik konunuz kalmaması lazım. Güzel bir konu listesi hazırlayıp vaktinizi güzel güzel değerlendirebilirsiniz. Zaten biz ev okul projesinde de sizlere bunlarda çok ciddi yardımcı olacağız. Başka neler yapabiliriz tabii? Kitap okuyabilirsiniz çok güzel kitaplar var. En az bir kitap ayırmanız lazım. Bir kitap bitirmeniz lazım bu tatil sürecinde. Hobilerinize vakit ayırmanız lazım ama şurası çok önemli. Bu tatil diğerlerinden biraz farklı. Sosyal alanlardan biraz uzak kalmamız gerekiyor. Alışveriş merkezi olabilir, sinema olabilir, konser gibi kalabalık yerler asla gitmiyoruz arkadaşlar. Zaten çoğu da iptal oldu. Ama bu virüsten kurtulduktan sonra rahat rahat tekrar bizler eski alanlarımıza döneceğiz. Ama biz bu esnada kitap okuyaraktan, kendimizi geliştirerekten bu tatili iyi değerlendirebiliriz. Hijyenimize tabii ki de önem vereceğiz. Bununla alakalı zaten her yerden uyarılar yapılıyor. Biz de uyarımızı her zaman kim yapalım. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı yazın. Şimdiden <laughs> gerçekten ödül sorumda çok koymuş. <laughs> Şimdiden yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi tatiller.